Herkese merhaba arkadaşlar. Yine mükemmel bir villayla karşınızdayız. Harika bir site içerisinde 3 artı 1 müstakil full eşyalı çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Bu villanın satış rakamı 4.250.000 TL. Hem siteye hem de villaya bayılabilirsiniz. Kısa bir tanıtım videosu, ardından beraber evi gezeceğiz. Arkadaşlar, dediğim kadar güzel bir villa izleyeceksiniz. Muhteşem bir yer. Gördüğünüz gibi bu villayı izleyeceğiz. Bütün bahçe neredeyse size ait. Çok güzel bir havuzumuz var site içerisinde. Harika bir site içerisinde. Güvenlikli, peyzajı çok güzel yapılmış, bakımı yapılan bir site içerisinde. Şöyle bir havuzu da göstersene. Drone görüntülerinden daha net izleyeceğiz ama insanları rahatsız etmeden bir de havuzu göstermiş olalım. Bahçeyi bir gezelim. Ardından evin içerisine bakacağız. Ama gerçekten muhteşem bir ev sahibi olabilirsiniz. Akbük merkezde çarşıya, pazara yürüme mesafesinde özellikle şu görüntü zaten kendini gösteriyor. Muhteşem bir yer. Bahçe harika, ev harika. Ön tarafındaki ağaçlar da mükemmel bu arada. Burada çam ağaçlarımız, zeytin ağaçlarımız. Ön tarafta da bitkilerle birlikte harika bir görüntü var. Havuz zaten olimpik havuz arkadaşlar bu arada. Balkonları çok geniş. Biz bahçeye bir bakalım, ardından evin içerisine bakacağız. Burada sadece 4-5 adet müstakil villa var. Onlardan bir tanesine sahip olacaksınız. Geniş bir bahçe alanı var. Buradan balkondan da inip çıkabileceğiniz bahçeye bir merdiven yapılmış. Görüntüsü muhteşem. Tekrar şöyle bir bahçeyi gösterir misin? Harika bir görüntüsü var bahçenin. Bahçeye ben bayıldım. Özellikle böyle akşam saatlerinde bu bahçe çok zevkli olur arkadaşlar. Yine burada da zeytin ağaçlarımız var. Basket sahamız var. Çocuk oyun alanımız var. Kocaman bir havuzumuz var. Bunlar tabii ki bu evi aslında diğerlerinden ayıran bir özellik. Çoğu sitede görmeyeceğiniz olanaklar burada mevcut. Araç park yerleri de bu şekilde. Aracınızı buraya park edip güvenlik kulübesinin oradan geçip girebiliyorsunuz. Güvenlikli bir yer. Eğer tanıdığınız olmazsa siteyi kimseye almıyorlar arkadaşlar. Gayet de güzel bir yer. Şimdi bu bitkilerden itibaren de bizim alanımız. Komple bize ait kısmı tanıttık size. Bitkilerden diğer tarafta. Orada bir güvenlik kulübesi var. Havuzumuz var. Artı burada da kafemiz, restorantımız, barımız var arkadaşlar. Gayet güzel bir yer. Bahçeyi gezdik. Sıra içeride. İçerisi de dışarıdan daha güzel. Evet arkadaşlar, galoşlarımızı giydik. Evi kirletmek istemiyoruz. Eşyalı ev. Burası çok güzel bir şekilde kapatılmış. Hem gün ışığından koruyor hem de böyle güzel bir vestiyer alanı gibi düşünülmüş. Güzel olmuş. Çelik kapımız direkt salon mutfağı açılıyor gibi. Aslında açılmıyor gibi de. Bunu anlatayım hemen. Şimdi girdiğimizde böyle bir antre tarzı bir yer oluşturulmuş. İstenirse buraya bir kitaplık konulur. Şuraya kadar bir kitaplık konularak koridor haline getirilebilir. Gerçekten de güzel olur. Girdiğimizde hemen sol tarafta bir banyo lavabomuz var. Devamında da kocaman bir salon mutfağımız var. İlk önce banyo lavaboya bir bakalım arkadaşlar. Çok geniş. Gayet güzel. Şık, kullanışlı. Çamaşır makinesini buraya koymuşlar. Gördüğünüz gibi lavabomuz harika duruyor. Çok da güzel, geniş, kullanışlı olmuş. Ki seramik seçimi de harika duruyor. Devamında burada bir yemek masamız var. Sol tarafta mutfak kısmımız var. Sağ tarafta da salon kısmımız var. Eşyalı olduğu için çok böyle dolapları falan açmak istemiyorum. Güzel bir tezgahımız var. Tezgah arasındaki seramik de harika. Perdelerimiz stor perde yapılmış. LED burada kullanılmamış. Avizeler var. LED de olsaydı harika olabilirdi ama buraya biraz daha aydınlatıcı bir avize takıldığında çok daha muhteşem gözükebilir. Gayet güzel bir eşyamız da var aslında. Beko marka eşyalarının tamamı bu arada. Ev de yeni. Ev yeni, eşyalar da yeni. Gayet de güzel. Kahve makinesine kadar her şey mevcut arkadaşlar. Burada da güzel bir 6 kişilik yemek masamız var. Devamında da işte salon kısmımız çok güzel. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Perdelerle birlikte biraz daha uyumlu olmuş. Perdelerle uyumlu olsun diye de iç tarafa hardal renginde, sarının biraz daha koyu tonunda bir renk burada bırakılmış ya da yapılmış diyelim ki. Çok güzel olmuş burası. Burada da deniz atı var. Çok da muhteşem bir hayvan, bildiğiniz gibi deniz atı. Güzel değil mi? Çok geniş değil mi? Ölçeceğim ama burayı nasıl ölçeceğim ben? Kocaman yer.
Elimden geldiği kadar ölçmeye çalışayım. Bence uygun bir fiyat. Gerçekten uygun bir fiyat. 4 milyon 200 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer ki zaten başka da bu mevkide bu fiyatlara böyle bir yer bulmanız imkansız arkadaşlar. 35 metrekare boyutunda bir salon mutfağımız var. Dev gibi. 35 metrekare eşyaların tamamı yeni. Örnek veriyorum içerisinde şu an 100-150 bin TL'lik bir eşya var. Bu da demek oluyor ki siz bu evi pazarlık da yaptıktan sonra 150 bin TL daha ucuza alacaksınız. Bu da çok iyi bir rakam. Çok iyi bir rakam. Ve balkonumuz var. Balkona bakar mısınız? O kadar güzel bir balkon ki. Burada bir masamız var. Yan tarafında bir salıncağımız var. İstenirse salıncak yerine bir hamak konulabilir. Böyle kibar güzel bir hamak. Ve şu önündeki boş alan harika gözükmüyor mu? Değil mi? Muhteşem gözüküyor ki genelde evler birbirine çok yakındır. Burada kocaman bir boşluğunuz var. Artı havuzunuz gözüküyor. Muhteşem de bir havuz. Birazdan drone görüntülerini de zaten izlemiş olmalısınız tanıtım videosunda ama ara ara bırakacağım onu da. Konumu da göreceksiniz. Yer çok güzel. Gerçekten benim şu ana kadar Akbük'te site içerisinde gezdiğim en iyi evlerden bir tanesi arkadaşlar. Hatta en iyi 3 taneden bir tanesi diyebilirim. Merdiven altında da bu şekilde bir dolap bırakılmış, saksı bırakılmış üstüne. İç tarafta da birkaç tane kullanılmayan işte havuz eşyaları var. Onlar da oraya bırakmışlar. Merdivenler de güzel, geniş, kullanışlı. Salon mutfak çok hoşuma gitti. Orta katta 3 adet odamız, bir genel kullanım banyo lavabomuz var arkadaşlar. Gayet de güzel bir kullanımı mevcut burasının. 3 tane sıralı şekilde odamızı görüyorsunuz. Artı orada da bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi buranın da metrekarelerini ölçeceğim. Burada 2 tane tekli yatak var. Bu yüzden biraz daha dar duruyor burası. Toplamda 11 metrekarelik bir oda. Tabii bunlar birleştirilip çift kişilik yatak haline geldiğinde kocaman bir boşluk bırakılacak ama burada demek kalabalık bir aile. 2 tane tek kişilik yatağımız var. Ortaya bir komodin bırakılmış. Harika bir de tablo var orada. Ve çok güzel de bir dolap var arkadaşlar. Gayet güzel olmuş değil mi? Şöyle bir gir göster istersen orayı. Daha net gösterelim. Kullanışlı. Güzel bir oda. Bak dolapla kapı renkleri de birbirine çok uygun seçilmiş biliyor musun? Harika olmuş. Yani bu ev zaten eşyalı satılmalı bence. Tekrardan eşya almak için gezilmemeli diye düşünüyorum. Şimdi yan tarafında bir odamız daha var. Burası da şöyle ölçeceğiz. Burası da toplamda 13 metrekarelik bir oda. Çift kişilik bir yatak konmuş. Buraya bir dolap, artı karşıya da mini bir dolap konmuş arkadaşlar. Biraz daha büyük bir dolap seçimi yapılabilir. Yatak böyle alınırsa daha geniş bir alan elde edilir. Bunu da söylemiş olalım. Ve balkonumuz var. Her odada balkon var. Havuza bakar mısın? Nasıl gözüküyor? Muhteşem değil mi? Çok seviyorum ben böyle site içerisindeki yerleri. Şimdi bu sitede hem sosyalleşebileceksiniz, hem çocuklarınız sosyalleşebilecek, hem de böyle keyifli oturabileceksiniz. Güvenliğiniz var. Bahçenize sürekli bakılıyor. Güvenlik kaygınız olmadan, bahçe bakımı olmadan, evimde ne eksik var acaba deyip 15 gün tatilinizin 10 gününü ev bakımına harcamadan rahat rahat tatil yapacaksınız ki karşı tarafta bir tane de dubleks var arkadaşlar. Onun fiyatı da 2 milyon 400 bin TL civarında diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. İşte çok güzel, ev de çok güzel ve devam edelim. Çünkü radyodan müzik açılmış, oradan telif yeme imkanımız da var. Böyle arkadan müzik gelince hemen bize videoyu kaldırın diye uyarı geliyor. Şimdi burada da şöyle ölçeceğim burayı da. Yine çift kişilik bir yatak. Toplamda 14-15 metrekarelik bir oda. Ebeveyn banyolu bir oda arkadaşlar. Çift kişilik bir yatak, karşıya dolap. Yine buradan bir harika, gel burayı gösterelim sonra oraya geçelim. Hazır radyoda kapanmışken yine çok güzel bir balkon. Aynı büyüklükte bir balkon. Çatının da kiremit olması büyük bir avantaj. Şimdi çift kişilik yatağımız. Hemen yan tarafında bir banyo lavabomuz var. Orası da çok güzel duruyor bu arada. Geniş bir banyo lavabo arkadaşlar. Bocci markanın gömme rezervuarı var. Gayet güzel. Seramik seçimi harika. Dolabımız artı. Böyle bir odayı genel bir göstersene. O da çok güzel gözüküyor. Gerçekten harika gözüküyor. Şık bir odaya sahip olabilirsiniz. Şık bir eve sahip olabilirsiniz diyorum. Ve son olarak bu katta genel kullanım bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Burası da çok güzel. Geniş, kullanışlı, böyle kare olunca biraz daha güzel oluyor. Bak bunu bir kapatayım da.
Manzaraya bak. Tropikal bir adanın manzarası ama bence dışarıdaki manzara bundan çok daha güzel. O havuzun dağ manzarası artı denize yakınlığı buranın bence çok daha güzel. Dediğim gibi Botçin'in gömme rezervuarı var. Güzel de bir antre. Şimdi yukarıya çıkalım. Yukarıda ne var? Bir de ona bakalım. Yukarıya çıkar çıkmaz buraya bir buzdolabı bırakılmış. Hemen arkasında ısıtıcı var. Burada da bir depomuz var. Bak, burada güzel bir depo, burada bir dolabımız, hemen bunun arkasında da ısıtıcımız var. Gayet güzel ve terasımız. İşte bu ev benim olsa zamanımın %90'ını harcayacağım yer burası. Neden? Manzaraya bir bakar mısınız? Eşsiz bir manzaramız var arkadaşlar. Akbük'ün manzarasına bayılıyorum. Özellikle ev de güzelse o evde oturmak, o evde yaşamak çok büyük zevk verebilir insana diye de biliyorum artık. Yani bu işin içerisindeyiz. Bazı evlere gidiyorum. O kadar sıcak geliyor ki bana. O kadar böyle hoş geliyor ki bir anda o sıcaklığı hissedebiliyorsunuz. O evlerden bir tanesi. Burada güzel bir lavabomuz var. İki taraflı depomuz var arkadaşlar. Böyle bir siteyi bir göster. Çok güzel bir sitemiz var. Bak girişimiz buradan. Güvenliğimiz burada. Harika bir site. Drone görüntüsünde de izleyeceksiniz ama terastan manzaranız muazzam. Karşı tarafımız da dağ manzaralı bu arada arkadaşlar. Ön tarafımız da deniz manzaralı. Tekneler de zaten yavaş yavaş gelmeye başladı. Mükemmel bir sezon bizi bekliyor. Mükemmel bir manzara bizi bekliyor. Arkamdaki manzara çok güzel. Ve çıplak gözle daha net görebileceğiniz bir manzara. Havuzumuz dolu. Şu anda halihazırda kullanılıyor. Site çok bakımlı. Evin fiyatı da 4.200.000 TL. Gayet de güzel ve kuş sesleriyle uyanabileceğiniz hem denizi hem de havuz keyfini çıkarabileceğiniz çok güzel bir ev sahibi olacaksınız arkadaşlar. Konum harika özellikle. Bunu tekrar belirtmek istiyorum ki tepelere kadar çıktığımızda 6-7 milyonları görürken bu merkezde, bu konumda böyle bir fiyatta kaçırmanızı istemem. Eğer daha önceki videolarımı izlediyseniz çoğu yerde demişimdir bu ev kesinlikle satılır. Bu evi kesinlikle 1-2 hafta içerisinde satarız. Bence bu evi de maksimum bir hafta 10 gün içerisinde satmış oluruz. Çünkü muhteşem bir ev arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Önerebileceğim en iyi evlerden bir tanesi. Kendinize çok iyi bakın. Bence bu evi kaçırmayın.